Burada Adolf Fick'in bir resmini görüyorsunuz. Kendisi muhtemelen tarihteki en ünlü ikinci Adolf. Ama bu Adolf bilmiyle, bilmiyle diyorum, bilimiyle meşhur. Fick bugün e, bilimin birçok dalında kullandığımız müthiş yasalar keşfeden biri. Bu videoda o yasalardan birini konuşacağız sizinle. Bakın buraya sizin için küçük bir küp çizdim. Çünkü Bay Fik'in bulduğu bu yasayı anlatmanın en eğlenceli yolunun minik bir oyun oynamak olduğunu düşündüm. Şimdi size bir görev vereceğim. Mesela burada kutunun arkasında duruyorsunuz diyelim. Kutunun size bakan yüzü, yani size en yakın yüzü, mavi ile taradığım bu yüzey. Mavi yüzey kutunun arka yüzeyi. Ön yüzeye de bir takım küçük moleküller yerleştireceğim. Evet, buraya 3-4 tane molekül serpiştiriyorum. Göreviniz şu, kutunun ön yüzeyinden, bu yüze 1 diyelim, bu ilk yüzey 1 numaralı yüzey olsun. 1 numaralı yüzeyden, yani buradan, 2 numaralı yüzeye, yani kutunun arka yüzüne geçen her molekül için size 5 lira vereceğim. İyi para. Yani, bu oyunda belli bir süre içinde karşı tarafa geçecek olan parçacıkların sayısıyla ilgileniyoruz diyelim. Bu süre 1 saatte olabilir, 10 saatte. Biz nasıl istersek. Ama ben videonun derdini anlatmak adına bu süreyi 1 saat olarak belirliyorum. Bu 1 saat içinde bu moleküller hareket edecek, bir yerlere gidip gelecek falan filan. Çünkü bu moleküller yerlerinde durmuyor, sürekli hareket ediyorlar. 1 saat sonra geri döndüğümde sadece tek bir molekülün karşı yüzeye geçmeyi başardığını görüyorum. Diyorum ki, bravo arkadaşım. Al bakalım söz verdiğim 5 lira. 5 liranızı alıyorsunuz. Ağzınız kulaklarınızda tabii, Allah büyük para aman aman bu 5 lirayla aha aha nereye harcasam. Ama ben cömert bir günümdeyim diyorum ki arkadaşım deneyi bir daha yapalım. Bu kez deneyi istediğin gibi değiştirmene izin veriyorum. İstediğin değişikliği yapabilirsin. Kazanacağın parayı maksimize etmek en fazlasını alabilmek için ne istersen yap diyorum. Düşünüyorsunuz ve paranızı çoğaltmayı denemeye karar veriyorsunuz. Bunu nasıl yaparsınız? belli bir süre içinde mavi duvara geçen parçacık sayısını nasıl maksimize edersiniz? Fikirlerinizi buraya yazacağım. Oyunu nasıl değiştireceğinizi, en çok kârı elde etmek için oyunu nasıl oynamanız gerektiğini düşünmeye başlayın bakalım. Muhtemelen aklınıza gelen ilk soru, bu mavi duvarı neden bu kadar uzağa koyuyoruz ki sorusu olacaktır. Neden biraz daha yakına yerleştirmiyoruz? Arka duvarı alıp daha yakına getirelim. Böylece moleküllerin çok fazla yol gitmesine gerek kalmaz. Bence çok iyi fikir. O halde kutuyu birazcık küçültelim. Daha ilk fikriniz ve bence çok parlak bir strateji kurdunuz. Kutunun boyutunu yarıya indirmiş olalım. Kutu artık daha ince. Dolayısıyla bu moleküller öncekinden çok daha az bir mesafe kat etseler, e, onlar için yeterli olacak. Bu duvarı hep mavi tutalım ki son halini görmeye devam edebilelim. Arkada kalan kenarı kesik çizgi ile gösterelim. Evet tamam mı? Burayı da yapalım. Mavi ile taramayı da unutmayalım tabii. Evet duvarı yaklaştırdık çünkü moleküllerin çok uzun yol kat etmek zorunda kalmasını istemiyoruz. Yani ilk fikir duvarı inceltmek. Evet yazalım duvarı inceltmek. Var mı başka fikir? Bir önceki videodaki Graham yasasında ne demiştik? Büyük moleküller pek fazla hareket etmeyi sevmezler. O yüzden difüzyon hızları küçük molekül molekülünkilere göre daha e, düşük olur. Yani onlar kadar yüksek olmaz. Küçük moleküller ise daha yüksek difüzyon hızlarına sahiptir. Yani eğer daha fazla molekülün mavi duvara e, duvara aşmasını istiyorsam umudum küçük moleküllerdedir. Çünkü onların difüzyon hızı daha yüksektir, değil mi? Bu arada küçükten kastım molekül ağırlığı düşük olan moleküller. O halde ikinci fikir düşük molekül ağırlıklı moleküller kullanmak. Bunu da yazalım. Düşük molekül ağırlıklı moleküller. Ön duvardaki molekülleri daha düşük molekül ağırlığına sahip moleküllerle değiştirirsek Graham yasasına göre difüzyon hızı artar. Üçüncü fikir ne? Mesela molekül sayısını arttırmaya ne dersiniz? En soldaki yüzeye yani bir numaralı duvara neden daha fazla küçük molekül tıkıştırmıyoruz? Eğer bir numaralı duvardaki molekül sayısını arttırırsak ki bu bir numaralı duvardaki basıncı arttırmak demektir. Moleküllerin karşı duvara geçme olasılığını arttırmış oluruz. Hemen bunu da yazalım. Duvar birdeki basıncı arttırmak. Dördüncü fikir. Şurada biraz daha yer açayım. Evet. Buraya ekleyebileceğimiz dördüncü bir fikrimiz var mı? Eğer kalıpların dışında düşünen biriyseniz ki bu durumda kutunun dışından düşünseniz de kafi olur. Şöyle bir fikir ileri sürebilirsiniz. Neden yüzeyleri genişletmiyoruz? Yüzey alanını arttıralım. Yüzey alanını arttırmak. Son fikir bu işte. Yüzey alanını gayet arttırabiliriz. Bu şekilde yani her yöne genişletmemiz mümkün. Kafanızı karıştırmamak için dikkatli çizmeye çalışıyorum ama ana fikir bu. Kalınlık aynı kaldı. Kalınlığa müdahale etmiyorum. Sadece duvarı genişletiyorum. Burası pek güzel olmadı. Hemen düzeltelim. Mavi duvarımızın yeni hali bu. Yine mavi ile gösteriyorum ki renk konusunda tutarlılığımızı sürdürelim. Tabii arkada kalan kenarlar da bu şekilde uzanıyor. İşte arka duvarın son hali bu oldu. Burası e, böyle komple arka duvar. Artık yüzey alanını genişlettiğimize göre moleküllerin bu duvara ulaşma ihtimalini çok daha arttırmış olduk. Kısmi basınç değişmedi çünkü yüzeyi genişletince bu ön duvardaki molekül sayısı da arttı yani basınç aynı kaldı. Az önce bahsettiğimiz P1 basıncını kastediyorum şu an. Ama yüzey alanı arttığı için tüm bu yüzeyden bir molekülün çıkıp kutu kalınlığını kat edip ee, oradan arka duvara ulaşma ihtimali yükseldi. Burada moleküller var işte böyle şurayı da dolduralım. Bu bizim dördüncü fikrimizde. Evet yazalım. Dördüncü fikir yüzeyi genişletmek. Bunların dördü de çok güzel fikirler. Bu dört fikirle karşı duvara geçen parçacık sayısını arttırıp epeyce bir para kazanmanız mümkün. Muhtemelen 5 liradan çok daha fazlasını kazanırsınız. İşte fik yasası tam olarak bundan bahsediyor. Belirli bir sürede bir yerden bir yere hareket eden parçacık sayıları ile ilgileniyor. Fik yasasını yazıyorum başka şekillerde ifade edildiğini de görebilirsiniz ama bu bu yasanın en sık karşılaşacağınız biçimi. Şöyle terimleri az önce sözünü ettiğimiz ilgili fikirlerle aynı renklerde yazıyorum. Basıncı değiştirerek sonucu etkileyebiliyorduk. Yüzey alanını değiştirerek sonucu etkileyebiliyorduk. Tabii bir de difüzyon sabitimiz var. Tüm bunları alıp duvarın kalınlığına bölüyoruz. Çok renkli oldu değil mi? Fik yasasını genelde bu şekliyle görürsünüz. Farklı biçimlerden daha sonra bahsedeceğim. Şimdi adım adım gidelim. Bakın bu V'nin üstünde bir nokta var. Bu hareket eden parçaların difüzyon hızı. Hızın zaman bileşeniyle ilgili bir büyüklük olduğunu biliyorsunuz. Başta verdiğim göreve bu sayede ulaşıyoruz. Neydi görev? Belli bir sürede arkadaki mavi duvara kaç tane parçacık ulaştırabiliyorsunuz. Bazen parçacıklardan söz ederken belli miktar belirtme yollarına başvururuz. Bu mol sayısı olur, belli bir sayısal değer olur veya hareket eden gazın hacmi olur. Bu nedenle buna bazen V olarak rastlarsınız. Hacmi ifade eder yani. Diğer yandan bu kısım gayet akla yatkın. Daha çok molekül daha fazla basınca neden olur, değil mi? Bunu daha önce söyledik. Duvar 1 ile duvar 2 arasındaki basınç farkı artınca da ki hatırlayalım duvar 2 arkadaki duvardı, daha fazla molekül duvar 2'ye geçebilir. Yani burası basınç farkını temsil ediyor. Bu terim bazen delta P olarak gösterilir. Delta da fark demek zaten. Bu A dediğimiz gibi yüzey alanını ifade ediyor. Yüzey alanı artınca tabii ki daha fazla molekül karşı tarafa geçebilir. Buradaki D yani difüzyon sabiti ilginç bir terim. Difüzyon sabiti denince aklınızda hemen iki yasa belirmeli. İlki Henry yasası. Henry yasasında çözünürlükten söz etmiştik gazdan sıvıya geçebilen molekül miktarı ile ilgili bir büyüklüktü. Çözünürlük terimini oradan biliyoruz. Ve bir şeyin çözünürlüğü çok yüksekse P1'i artmış olabilir. Birinci duvardaki basıncın artması durumunda olduğu gibi. Difüzyon sabitine ulaşmak için çözünürlüğü molekül ağırlığına bölüyoruz. Daha doğrusu molekül ağırlığının kareköküne bölüyoruz. Bu kavram da Graham yasasından geliyor. Yani ne zaman difüzyon sabiti terimini duyarsanız bilin ki o sabitte iki yasanın parmak izleri var. Henry yasası ve Graham yasası. Bu iki yasa güçlerini birleştirerek difüzyon sabitini belirliyor. İşte o yüzden dedik ki molekül ağırlığı küçük olursa işiniz kolaylaşır. Molekül ağırlığı paydada olduğu için o ne kadar küçük olursa parçacıkların karşıya geçme hızı o kadar artar. Ve son olarak kalınlığa yani T'ye gelelim. Bu duvarın kalınlığı ve burada olması gayet mantıklı. Eğer duvar kalınsa moleküllerin onu hızla geçmesi zorlaşır. Özetle farkında bile olmadan fig yasasını tamamen sağduyu kullanarak türettiniz. Aslında bu, bu tür şeyleri öğrenmenin en iyi yolu. Dediğim gibi bazen bu formülün farklı şekillerde yazıldığını görebilirsiniz. Hatta formülü yeniden düzenleyip bu yazım şekillerinden birini size göstereyim. Mesela aynı formülün bu şekilde yazıldığına da şahit olabilirsiniz. Tek fark yüzey alanının sol tarafa alınmış olması. Denklemin her iki tarafı alana bölünerek formül bu şekilde yeniden düzenlenebiliyor. Bu durumda P yine burada oluyor. P1 eksi P2 şeklinde. Paydadaysa ise yine T var. Ama çarpı D kısmı bu şekilde kesrin dışına yazılıyor. Çok da değişik görünmüyor yani. Asıl sorun Terimler öbeklendiği zaman ortaya çıkıyor. İşler o zaman karışıyor. Mesela kimileri bu ikisini ve bunları tek bir terime indirgiyor. İşte buna akı diyorlar. İkinci kısma ise gradyan adını veriyorlar. Yani fik yasasının bu şekilde yazılmış haliyle de karşılaşabilirsiniz. Akı eşittir gradyan çarpı difüzyon sabiti şeklinde de gördüğünüzde şaşırmayın. Tabii ki difüzyon sabiti değişmediği için tek başına takılmaya devam ediyor. Yasaya bu şekilde rastlayacak olursanız diye bu kavramların ne anlama geldiği ile ilgili bir örnek vereyim. Akı ile başlayalım. Akı belli bir yüzey alanından geçen parçacıkların net hızıdır. Evet, belli bir yüzey alanından geçen parçacıkların net hızı. Formülü inceleyecek olursanız bu zaten mantıklı gelecek. Buradaki önemli kısım net hız kısmı. Dikkat edin, toplam hız değil. Bu terim gözlemlediğimiz net kazancı yani net hızı ifade ediyor. Gradyansa basıncın uzaklığa göre değişimine karşılık geliyor. Zaman zaman basınca belli bir hacimdeki parçacık sayısı şeklinde rastlayabilirsiniz. Aynı şey. Kavramsal olarak aynı şey. Belli bir hacimdeki parçacıklar elbette belli bir basınca neden olur. Dolayısıyla bu şekilde yazıldığına bile şahit olabilirsiniz. Özetle bu değişik terimlerle karşılaşabilirsiniz ve ben hepsine aşina olun istiyorum. Ama en azından şimdilik fik yasasının en yaygın yazılışının bu olduğunu unutmayın. Tamamen akla yatkın bir formül bu. O kadar ki bulmanız gerekse ve yeterli vaktiniz olsa fik yasasını muhtemelen siz de bulabilirdiniz.